Çocukluğumuzdan beri böylesin. Hiç sevmiyorum bu halini. Çatık kaşlı, asık yüzlü bir adam oldun sen. Ya Bihter eve döndü. Niye hala yüzün gülmüyor? İşlerin mi iyi gitmiyor yoksa? Yolunda gitmeyen bazı şeyler var, evet. Fakir mi oluyoruz? Daha neler? Eskiden olsa bu lafıma kahkaha atardın. Şimdi zorla gülüyorsun. Neler oluyor baba, niye böylesin? Bihter'le ayrılacaksınız diye çok korkmuştum. Ama hala bir gerginlik var üzerinizde. Hep huzursuz bir hava esiyor evde. Hissediyorum ben, çok üzülüyorum. Üzülme. Endişeleneceğin bir durum yok ortada. Gerçekten. Hadi iyi dersler. Ben Bihter'den başkasına anne demem, ona göre. Geç kalıyorsun, hadi. İyi günler. Size de efendim. Güzel bir yalı buldum ama karşıda. Ay yok, içi çok eski bunun. Geçelim. Aa, bir villa görmüştüm geçen. Dur onu bulayım. Günaydın. Kahvaltıya gelmeyince hastasın sandım. Korktum. Gördüğün gibi gayet iyiyim. Ne o, bilgisayar da masaya gelmiş? Sana balayına çıkacağımız geminin resimlerini göstereceğim ama şimdi ev ilanları sayfasındayız. Hah, bak şu villaya. Şurada güzel ama bahçesi küçük görünüyor. Ben sizin yerinizde olsam şık bir apartman dairesi düşünürüm. Olmaz, Süleyman efendileri de alacaklar ya, yanlarına sığamazlar. Bugün bir ara evlere de bakarız istersen. Bilemiyorum ki. Holdingdeki duruma bağlı. Nihal, Behlül'ü nasıl değiştirdiğini farkında mısın? Nerede nişandan önceki Behlül, nerede bu? Sorumluluk sahibi oluverdi birden. Nihal birçok şeyin farkına varmamı sağladı. Riva'daki taş evi ne yapacaksın? Ay sahi Behlül, ne olacak orası? Ay öyle güzel bir ev ki. Bir hafta sonu gidelim mi beraber? Bayılırsınız. Şahane manzarası var. Bir sürü de kötü anısı var. Boşaltacağım zaten orayı da. Dursun bence. Çok güzel ev. Evlendikten sonra şehirden bunaldıkça kaçarız arada. O evden çok soğudum Nihal. Kapısını bile açmak istemiyorum artık. Geç kalıyorum. Gideyim ben artık. Bay bay bir tanem. Güle güle canım. Hoşça kalın. Güle güle. Ya yazık olacak. Aslında öyle güzel bir ev ki, görseniz. Bihter biliyor, gitti ya oraya. Ay bakma öyle. Nihal'in bilmesinde fayda var bence. Günaydın. Ne o? Bakmıyorsun yüzüme, yine mi bozuştuk? Hiç barışmadık ki, yine bozuşalım. Sana söz verdiğim için beraber değilim Nihal'le. Ona gerçekten değer verdiğim için. Onu sevdiğim için birlikteyim. Zamanla anlayacaksın bunu Beşir. Rahat ol. Yani bütün kıyamet o ceza makbuzundan koptu zaten. Bihter'in oraya gitti.
ettiği trafik cezası yüzünden anlaşıldı. Anne sus lütfen, Nihal'i üzme. Hilmi Önal doğru mu söylemiş yani? Sen gerçekten gittin oraya. Söyle Bihter, anlat. Yoksa Nihal de seni yanlış anlayacak. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum artık. O zaman ben söyleyeyim. Bihter oraya tamamen seni korumak adına gitti. Behlül'ün orada biriyle buluştuğundan şüpheleniyordu çünkü. Ne saçmalık. Behlül'le aramızdakileri bile bile nasıl şüphe ettin ondan? Hayatta hiç kimseye gözü kapalı güvenme Nihal. Behlül'ün senden önce neler yaşadığını biliyorsun. Kaç kişiyi birden idare ederdi, yalan mı? Onlar geçmişte kaldı hep. Behlül eski Behlül değil artık. Canım, hepimizin dileği o zaten. Ama Behlül hala kapalı bir kutu bence. Benim için değil. Çok iyi tanıyorum ben onu, inanıyorum. Eminim sevgisinden. Bihter de bundan emin olmak için gitti işte o eve. Sana iyilik yapayım derken başıma iş açtım. Yeter ama kapatalım bu konuyu gerçekten. Hatırladıkça sinirim bozuluyor. Peki ne oldu orada? Kapatalım dedim ya, lütfen. Birini gördün mü yanında? Hayır. Lütfen söyle. Gördün mü? Görmedim. Behlül'ü de görmedim. Gittiğimde yoktu orada. Bundan haberi de yok zaten. Hiç konuşmadık bu konuyu. Olmasın da zaten. Sakın Nihal, sen de söyleme. Bihter seni korumak adına uğraşırken yeteri kadar hırpalandı. Bir de bu sorun olmasın. Cemile, suyumuz bitmek üzere. Sucuyu arayıp söyler misin? Tamam, şimdi ararım. Teşekkürler, hoşça kal. Yapılacak bir iş var mı söyleyeyim, ben yaparım. Yok, otur sen. Film izle, kitap oku. İstersen çık dolaş, bak hava ne güzel. Ben hiçbir şey yapmadan duramam ki. Alışmışım çalışmaya. Şimdiden sıkılmaya başladım. Böyle giderse bunalıma gireceğim. İzin kullandığını farz et Cemile. Bu geçici bir durum. Sana yeni bir iş bulacağız, merak etme. Ben artık bu işi yapmak istemiyorum. Başka bir işte çalışamaz mıyım ben? Çalışırsın tabii. Lise mezunuyum. Bilgisayar biliyorum. Evet, İngilizcem yetersiz ama belki bir kursa gidersem ilerletebilirim. O zaman bir şirkete falan girerim, olmaz mı? Sen istedikten sonra olmaması için hiçbir sebep yok. Olur elbette. Ya. Arsene Hanım. Alo. Günaydın Matmazel. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Biraz sıkıntılıyım ben. Kafamı kurcalayan çok şey var. Tam evden çıkıyordum ben de. Cemile ile ayaküstü konuşuyorduk. Anladım. Sizinle şöyle oturup detaylı bir konuşmak istiyorum. Şu düğünü erteleme konusunda. Tamam. Ne zaman isterseniz. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz Arsene Hanım. Size de. Ne diyor? Ay affedersiniz. Hadi hoşça kal. Akşama görüşürüz. Güle güle. Annemlere çok selam. Söylerim. Katya, çayları içeriz artık. Hemen getiriyorum. Ben istemiyorum, çıkacağım birazdan. Peki efendim. Benim söylediklerim yüzünden mi kalkıyorsun hemen? Yok. Doktor randevum var. Sonra gelinlik bakmak için moda evine de gideceğim. Çok işim var ondan. Yüzün düşünce birden ben de bozuldun sandım. E bozuldu tabii, üzdün kızı. Ne alemi vardı şimdi bunları anlatmanın? Yok, bildiğim iyi oldu. Ama eski Behlül'ü hatırlatman hoş olmadı. Ben yanlış bir şey yapmaması için uyardım sadece. Ne diyorsun? Yakında evleniyor onlar. Ben de onun için endişeleniyorum ya zaten. Benden sana tavsiye Nihal. Behlül'den iyice emin olmadan nikah masasına oturma. İnanmıyorum. Bunu siz mi söylüyorsunuz? Destekliyordunuz halbuki. Destekledim evet.
Ama böyle apar topar evlenin demedim. Ben bile Çetin'den biraz zaman istedim. Evlilik bu, şakaya gelmez. Enine boyunu ölçüp biçmeden, çok iyi düşünmeden olmaz. Biz mantık evliliği yapmıyoruz Firdevs Hanım. İnsanın sevdiğiyle evlenmesi başka bir durum. İşte bu. Kaç kişiyi tanıdın? Kaç kişiyi sevdin ki hayatında? Nasıl mukayese edebiliyorsun? Hadi Behlül'ü bırakalım bir kenara. Kendinden ne kadar emin olabiliyorsun? İkimizden de eminim ben. Çok mutlu olacağız biliyorum. Bu hepimizin arzusu. Yanlış anlama. O zaman sen de daha fazla konuşup da kızın kafasını karıştırma. Anneme bakma sen, bozma moralini. Bozmuyorum zaten. Ben çıkayım artık. Gideyim bir an önce kurtulayım şu altına. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Nihal'cim, senin iyiliğin için söyledim. Kızmadın bana değil mi canım? Ne münasebet canım. Tabii ki kızmadım. Thank you.